Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı toplumu farklı din, dil ve ırktan insan topluluklarından oluşuyordu. Ancak devlet içinde herkes eşit statüde yer alıyordu ve devlete hizmet karşılığı Müslüman reayadan askeri sınıfa geçmek mümkündü. Hukuk kuralları törelere, İslam hukukuna ve ele geçirilen bölgelerin özelliklerine uygun olarak düzenlenmişti. Şıklarımıza bakalım arkadaşlar. Toplumda sınıf ayrımının olmadığı. Arkadaşlar sınıf ayrımı yok, herkes eşitmiş. Öyle değil mi? O zaman ulaşabiliriz. Devlet düzeninde liyakat esasının benimsendi. Eğer fayda sağlıyorsa arkadaşlar, devlete hizmet ediyorsa bakın askeri sınıfa geçmeleri mümkünmüş hukukta birliğin sağlandığı. Arkadaşlar hukukta bir birlik var mı? Bakın hukuk kuralları törelere göre, İslam hukukuna göre, ele geçirilen bölgelerin özelliklerine göre değişiyormuş. O zaman hukukta bir birlik yoktur arkadaşlar. İmparatorluk düzeninin kurulduğu, tabii ki bakın farklı din, dil ve ırktan insan varsa zaten imparatorluk düzeni mevcuttur arkadaşlar. İstimalet politikasının uygulandığı. İstimalet neydi? Hoşgörü politikasıydı arkadaşlar. Bu da doğru. Bu sebeplerle doğru cevap biz C şıkkı olmalıdır. Verilen bilgilerde söz edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde egemen güç Türkler olmakla birlikte ülkede Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar, Slavlar ve Araplar gibi birçok ulus beraber yaşamaktaydı. Osmanlılar farklı dini ve kültürel kimliklere sahip olan toplum kesimlerini ırk esasına göre değil, din esasına göre teşkilatlandırmıştı. Bakalım arkadaşlar. Millet sistemi demiş A şıkkı. Aslında doğru cevabımız bu olacaktı. Yani insanları ırkına göre Ayırmıyor ama dinine göre ayırıyor arkadaşlar Osmanlı Devleti. Buna da millet sistemi adı veriliyor. Kulu anlayışı değil arkadaşlar. Veraset sistemi dediğimiz şey ise tahta geçiş sistemidir değil. Pençik sistemi de beşte birinin asker olarak alınması sistemidir ee, bulunan esirlerin. Müsadere ise arkadaşlar mallara el koyma sistemidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız aşık olacaktır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti'nde halk ırk esasına göre değil, düşünce ve inanç esasına göre örgütlenirdi. Müslüman cemaati, Ortodoks cemaati, Ermeniler, Museviler, Süryaniler, Nasturidi ve Kildani cemaatleri bir arada yaşarlardı. Devlet bu toplulukların din ve kültürlerine karışmazdı. Bunların çoğu vergi vermez, askerlik yapmazdı. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Dini hoşgörüye sahip olduğu elbette eğer zaten hoşgörülü olmasa arkadaşlar bu kadar ırktan, dinden insan bir arada yaşayamazdı. İstimalet politikası uyguladı. İstimalet zaten arkadaşlar ne politikası? Hoşgörü politikası. E tabi ki doğru arkadaşlar. Toplumun etnik farklılıklara göre şekillendirildiği. Hayır arkadaşlar herkes zaten kendi dil ve kültürüne göre yaşıyor. Herhangi bir şekillendirme söz konusu değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? İkinci Bayezid döneminde İspanya'daki baskı ve katliamlardan kurtarılan Yahudiler Osmanlı Devleti'ne mülteci olarak getirilerek Selanik ve İstanbul'a yerleştirildi. Osmanlı Devleti'nin adaletli ve hoşgörülü yönetimi sayesinde rahat bir yaşama kavuşan Yahudiler ticaret, bankacılık ve sarraflık gibi işlerle uğraşarak kısa zamanda zenginleştiler. Öncelerimize bakalım arkadaşlar. Yahudilerin ekonomik hayatta etkin bir rol oynadığı. Bakın ne yapmışlar? Ticaret yapmışlar, bankacılık yapmışlar, sarraflık yapmışlar değil mi? Doğru arkadaşlar. İspanya'da dini hoşgörünün bulunmadığı. Zaten İspanya'da dini bir hoşgörü olsaydı arkadaşlar baskı ve katliam olmayacaktı değil mi? Doğru. Yahudilerin yaşadığı bölgenin iskan politikası ile Türkleştirildiği. Hayır arkadaşlar bakın insanlar kendileri adaletli ve hoşgörülü bir şekilde yaşamaya devam devam ediyorlar. Türkleştirme gibi bir durum söz konusu değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır. Bu durumun nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir? Osmanlı Devleti'nde başta başkent İstanbul olmak üzere pek çok şehir genelde kalabalık bir nüfusa sahipti. Öncüllerimize bakalım arkadaşlar. Şehirlerde sağlanan güven ortamı. Elbette bunun etkisi olacaktır. Güvenli bir ortam var ki insanlar buralara yerleşmiş. Şehirlerin sosyal ve ekonomik yönden gelişmiş olması tabii ki etkili olacaktır arkadaşlar. Şehir yaşamının kültürel gelişime açık olması da etkili olur. Yani olumlu yönleri çok fazla olduğu için arkadaşlar hepsi şehirlerin kalabalık olmasına neden olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Bu uygulamanın amaçlarından hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti'nde temel vergi ve toprak sistemi çiftane denen bir sisteme dayanıyordu. Çiftane bir çift öküzle işletilebilen bir köylü birimiydi. Bu sistemde topraklar devletin kontrolündeydi ve bir köylü ailesi veya bir çift arazisi verilen kimse toprağını devletin müsaadesi olmadan terk edip başka bir yere göçerse devlet derhal o arazinin yeniden ekimi için başka kimseleri oraya yerleştirirdi. Öncülerimize bakalım arkadaşlar. Üretimde sürekliliği sağlamak. Bakın eğer herhangi biri o toprağı terk ederse hemen yerine başka birileri yerleştiriyormuş arkadaşlar. Demek ki üretim sürekli olsun istiyorlar. Doğru. Büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını engellemek. Arkadaşlar bakın çifthane sisteminde topraklar devletin kontrolü altında. O yüzden elbette büyük toprak sahipleri ortaya çıkmayacaktır. Tarımsal üretimi artırarak düzenli bir vergi sistemi oluşturmak. Arkadaşlar elbette zaten temel vergi ve toprak sistemiymiş çifthane tabii ki etkili olacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi loncaların yararları arasında yer almaz? Üretimde ziraat ve el emeğini esas alan Osmanlı ekonomik sisteminde esnaf loncaları 13. yüzyılda ortaya çıkan ahilik teşkilatının bir devamı ticari hayatın vazgeçilmez bir parçasıydı. Çıklarımıza bakalım arkadaşlar. Mevcut esnafı Korumak elbette arkadaşlar zaten esnaf loncası onları koruyacaktır. Üretilen malların kalitesini ve fiyatını belirlemek tabii ki arkadaşlar çünkü bu mallardan sorumlu olanlar aslında esnaflar olacak ve fiyat belirlenecek ona göre satış yapılacak doğru. şeri hukuk düzenlemelerini gerçekleştirmek arkadaşlar bunu uygulayacak olan devletin kendisidir aslında esnaf teşkilatının elbette hukukla bir alakası olmayacaktır. Haksız rekabeti önlemek tabii arkadaşlar özellikle fiyat belirlendikten sonra haksız rekabet ortaya çıkmayacaktır. Meslekler arasında dayanışmayı sağlamak Elbette arkadaşlar birbirlerine destekte de olacaklar. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Osmanlı Devleti'nde nar sisteminin uygulanmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Nar, genel olarak hükümdarın yetki verdiği memurların ya da halkın işlerinin yürütülmesi görevini üzerine alanların pazarlama, esnafa mallarını belli bir fiyata satmalarını emretme veya malların belirlenen fiyattan aşağı satışını yasaklama anlamına gelen bir kavramdır. Hemen bakalım arkadaşlar kıtlık. Kıtlık tabii ki etkili olacaktır arkadaşlar. Çünkü bakın mallar belirli bir fiyatın altında zaten satılmayacakmış. Arz ve talep dengesinin sağlanması tabii ki etkili olur arkadaşlar. Paranın değer kaybetmesi elbette etkili olur. Örneğin biri çok daha uygun bir fiyata satmaya kalkarsa arkadaşlar, para yine değerini kaybedecektir. Bu yüzden herkes belirli bir fiyattan satsın ki para değer kaybetmesin arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Aşağıdaki yapılardan hangisinin vakıflar yoluyla yaptırıldığı söylenemez? Vakıf kişilerin kendilerine ait mallarını veya paralarını belirli bir hizmetin yerine getirilmesi amacıyla eğitim, din, sağlık, bayındırlık gibi sosyal ve kültürel alanlarda hizmet verecek kuruluşlara bağışlamasıdır. Arkadaşlar medreselerden bahsedilmiş. Medrese elbette vakıflar yoluyla açılabilecek bir okuldur. Gari şifa ise hastanedir arkadaşlar. İmarethane ise bunu nasıl hatırlayabilirsiniz size söyleyeyim şöyle ethaneden hatırlayın arkadaşlar. Aş evidir elbette vakıf yoluyla açılabilir. Kervansaraylar ise biliyorsunuz yol kenarlarına yapılmış dinlenme tesisleri aslında yine vakıflar yoluyla açılabilir. Darül Bedai ise arkadaşlar konservatuar gibi niteliği olan tiyatro ve sanat okulu aslında. Bu yüzden Darül Bedai'yi vakıf içerisine almamız mümkün değil. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Osmanlı Devleti'nin uygulamış olduğu vakıf sistemi ile durumlarından hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Dini, siyasi, iktisadi ve idari işlerin gelişmesi. Vakıflar arkadaşlar dini olur, siyasi olur, iktisadi olur. Elbette etkili olacaktır. Sosyal ve ekonomik refahın sağlanması tabii ki arkadaşlar insanlara fayda sağlayacağından olur. Toplumda dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma değerinin gelişmesi. Tabii arkadaşlar vakıflar zaten yardımlaşma üzerine kurulmuş kuruluşlardır. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Osmanlı Devleti kurmuş olduğu bu düzen ile aşağıdaki olayların hangisinde gelişme sağlamıştır? Osmanlı Devleti kurduğu Derbent Teşkilatı ile ana yollar üzerindeki geçitlerin denetimini yaparak güvenliği sağlamıştır. Mekkari Taifesi ve Menzil Teşkilatı ile de taşımacılığın hızlı ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamıştır. Bakalım arkadaşlar, idari bir durum söz konusu mu? Değil. Askeri bir durumdan bahsetmiş mi? Hayır. İktisadi bir durum var mı? Elbette var arkadaşlar. Eğer hızlı ve güvenli bir şekilde taşımacılık sağlanıyorsa ticaret gelişiyordur. Sosyal bir durum var mı? Yok. Kültürel bir durum var mı? Yok. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devlet hazinesinin gelir kaynakları arasında yer almaz? Şer'i vergiler. Tabii ki arkadaşlar vergiler devlet hazinesinin gelir kaynaklarından biridir. Vakıf gelirleri. Arkadaşlar vakıf gelirleri tamamıyla yardımlaşma için gider, devlet hazinesine girmez. Örfi vergiler tabii ki gelir kaynağıdır. Savaş ganimetleri gelir kaynağıdır. İltizama verilen topraklar tabii ki gelir kaynağıdır arkadaşlar. Yine oradan da toplu bir şekilde vergi gelecektir. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır.